Nasılsınız? Daha her şey yolunda mı? Kelepçe nasıl gitti Muratçığım? Öykü yarım kalmıştı. Şimdi tamamladık bugün. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. İlişkinize bir katkısı oldu mu? Ya da iletişiminizle diyeyim, pardon. Yeliz? Efendim? Yeliz yok. Yani yemekle biraz konuştuk Murat'la. Hı. Hala normal düzeyde bir diyaloğumuz var. Yani bir seviye veya bir aşama atlamadık. Arkadaşız. Zamanı bıraktık, saldık. Kendimizi bir şeye şartlamıyoruz. Konumlandırmıyoruz. Peki, şöyle yapalım. Şeytanın avukatlığını yapayım ben yine. Tamam. Yine bir fitne fücur fikrimi söyleyeceğim, kusura bakmayın. Tamam. Çünkü yani yarışma. Ben de tecrübeden yola çıkarak bunları düşünebiliyorum tabii. Evet. Şimdi ikinizin de tanımak isteyeceği bir aday gelse bu ilişki böyle bir yok olacak, tarihe karışacak gibi. Gibi. Yani bir kadın yarışmacı, buradan da sana göre Ferhat geldi ama olmadı galiba. Hani yani onun bir şeyler vardı. Hani beğendiğin biri olsa Murat ne ayol falan diyeceksin, arkadaşlık zaten diyeceksin. Murat'ın da beğendiği bir kadın yarışmacı gelse, ama Yeliz zaten beni istemiyordu deyip böyle sanki bırakacakmışsınız gibi, değil mi? Öylesiniz yani. Yani önemli olan zaten onu atlatan bir şey olması. İyi de bu durumda diğerleri demez mi ki evde kalmak için yapıyorsunuz bu ilişkiyi diye? Ya ama biz bunu açıkça dile getiriyoruz arkadaşlar. Öyle mi? Bir soralım. Dile getiriyorlar mı? Öyle mi algılıyorsunuz? Oğuz. Ben Murat'ın direkt aşık olduğunu düşünüyorum Öykü Hanım. Ama gereksiz gereksiz kendi içine atıyor. Birazcık daha açılsa, daha çok duygularını belli etse, hani Yeliz düştüğü zaman da Yeliz'i kaldırsa, bence bu ilişki artık tamamlanacak. Yeni aday geldiği zaman da ne Murat'ın ilgisi olacak, ne Yeliz'in ilgisi olacak. Öyle düşünüyorum ben. Başka? Yorum? Var mı? Mert güzel bir yorum yapsan. Efendim Murat, duymadım. Benden yorum bekliyormuş. Mert'ten bir yorum bekliyorum aslında. Mert'ten bir yorum bekliyoruz, evet. Yapayım. Yani ben de sizin gibi düşünüyorum aslında. Yeni bir aday gelirse Murat için değişmeyebilir ama Yeliz için değişebilir. Hmm. Çünkü Yeliz şu an çok arada. Murat yüksek bir durumda şu anda Yeliz'e karşı. Yeliz büyük ihtimal bunu görmezden geliyor veya gelmek istiyor. O da Yeliz'in tercihi. Yeni aday geldiği zaman dağılacak bir taraf olursa bence Yeliz olur. Yeliz'den kopar diyorsun. Evet. Murat'ın olacağını düşünmüyorum. Murat sadece Yeliz'in bunu yaptığını görürse klasik Murat. Bah çocuğa. Yapacağı şeyleri biz de tahmin etmek istemiyoruz. Yok hiç. Belki. Hanım, benzer şeyler söyleyecektim zaten. Yeliz biraz böyle sıcak yakın davransa, ilişkiye yönelik hareketler yapsa Murat yeni gelecek kimseyi bence tanımaz. Evet. Ben %100 böyle düşünüyorum. Yeliz'in yalnız daha okey bir aday gelirse belki tanımak isteyebileceğini söyleyebilirim. Daha okey bir aday mı? Murat'ın nesi var? Onun pırıl pırıl çocuk. %100 öyle düşünüyorum. Murat kadar komik bir adam yok bu evde bence. Göbek bile yaptı adam. Yeliz istiyor diye. Yeliz'in var mı bir yorumun? Yani evet, Murat aşık olduğunu söyledi. Ama ben Murat kadar yüksek değilim. Bunu Murat da biliyor. Evdeki herkes de biliyor. Bunu illa sözlü bir şekilde ifade etmeme gerek yoktu diye düşünmüştüm bugüne kadar. Yeni bir aday gibi bir fikir yok kafamda. Ben sadece bir şeyleri hızlı adım, ya yani isimlendirmek ya da hızlı adım atmak istemiyorum. Murat söz konusu olduğu için Öykü Hanım, evet Murat bana karşı duyguları var. Ama şimdi yine aynı konuya değineceğim ama üzgünüm arkadaşlar. Bu benim içimde bir korku. Ben mesela Murat ilişkideyken Murat'a bir kadın yöneldiğinde Murat'a nasıl tepki verdiğini görmedim. Hem bunu görmek istiyorum, daha bir tanıma yolu, ismi koymadan önce Murat'a bir kadının yönelmesini istiyorum. Murat'ın nasıl tepki verdiğini görmek istiyorum. Onun dışında bir de hani sözde narsist olarak tanımlandırdığımız için beyefendiye, kendimi %100 ona büyük ihtimalle ben hiçbir zaman adamayacağım. Bu ilişki otursa bile hep bir tık diken üstünde duracağım. Çünkü bir narsist dediğin, aşık olan narsist de karşı taraf %100 okey olduğunda onun narsistliğini gösterir. Bu duygunun var olup olmamasıyla alakalı bir durum değil. O yüzden kendimi hep geride tutarak hep böyle bir daha uzak görüyorsunuz. Bu sebebi bu. Bunu söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman nasıl ki Dilara radikal bir davranış değişikliğine gittiyse sevgisi nedeniyle, Murat'ta da benzer bir şey görüyoruz aslında.
Murat sana söz vereyim. Sonra Öykü Hanım bana narsist diyor kendisi. Ama kendisi de çok dengesiz. Benim de bu yönde korkularım oluştu. Yani ben bir gün kendimi geri çekiyorum. Hani hem kafasını dinlesin, kendine gelsin, kendini toparlasın. Adapte olsun eve karşı. Çünkü hani benim aşık olduğum Yeliz aslında bu Yeliz değildi. Hani ara vermeden önceki Yeliz'e ben aşık olmuştum. Seninle arada uğraşan Yeliz. Evet mesela. Hani az önce söylemiştin ya, narsist bir adamsın, güvenemiyorum. Hani önceye iniyorum diyorsun. İlişkide gördüm, bilmem ne yaptım. Korkularım var, güvenmiyorum. Sen bak şu an ben zaten bir şey yaptım yok. Ama biraz daha ılıman yanaşsan, biraz daha şey yapsan ben bambaşka bir Murat'a dönüşeceğim zaten. Seni o kafandaki narsist Murat'ı, eski ilişkideki Murat'ları sileceğim ben zaten. Sil o zaman. Ama biraz da fırsat vermesi gerekiyor. Fırsat evet. Vermiyor ki. Evet. Kesin. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yeliz evet ilk başlarda böyle bir böyle kurlaştı. Bir böyle şey yaptı. Ne denir ona işte atıştılar falan. Bu bir hoşuna gitti, çekti. Sonra Murat ona gelmeye başladığında kaçan kovalanır hesabına döndü yani. Ciddi bir arada bilmiyorum artık ne etkiledi ama gerçekten soğumuş. Gerçekten istemiyor. Yeni aday meselesinde de yani yeni aday geldiğinde evet ben Yeliz'in şöyle bir korku taşıdığını düşünüyorum açıkçası. Murat'la istiyor bir yandan çünkü eğlenceli ve uyumlu bir ilişki olacağına inanıyor bir yerde. Bence şey de değil mesele. Hani yeni işte aday geldiğinde ona olan tavırlarını görmek falan değil. Burada herkes zaten ilişki yaşarken de bunu karşı taraftan biz böyle görüyoruz aslında. İlişki yaşıyoruz. Kırmızı Oda'ya gittiğinde ne tepki verdiğini zaten biz ilişki içerisinde de görebiliyoruz. Bence Yeliz tamamen önünü kapatmak istiyor ama Murat'ı da kırmak ve üzmek istemiyor. Çünkü Murat gerçekten yüksek. Bunu hepimiz görüyoruz zaten. Ya burada üzülecek bir durum söz konusu da değil yani. Önümü kapatabilir yani. Bence önüme yani bakarım devam edelim. Yeliz için hiç olurunun olduğunu düşünmüyorum. Düşünce olarak söylüyorum bu arada. Net bir şekilde tabii ki biz de konuşmadık. Ben böyle düşünüyorum. Efendim Murat bir şey söyledi. Yani Öykü Hanım eğer hiç olur yoksa zaten. Hani kimse zaten böyle zorla bir şeyi oldurmaya çalışmaz. Tamam ben yoğunum ama kendimi de biliyorum yani. Nerede duracağımı, nerede frenleyeceğimi de biliyorum kendimi. Öyle herhangi bir olur yoksa sırf beni üzmemek Murat için böyle... Murat zaten bir şeyleri göstermeye başladı bu arada. Yani o eski Murat'tan eser yok aynen. Bence. Ben görmüyorum yani. Ben çok değiştiğimi düşünüyorum. Ya şu anda öyle eski ilişkideki Murat'mış, narsist bir adammış. Herhangi bir sen böyle yaptın işte bak hala devam ediyor diyeceği bir konu yok mesela. Ama hiç oluru yoksa da yok beni üzmemek için böyle tavır sergiliyorsa öyle bir şey asla olmasın arkadaşlar. Ben bugün üzülürüm. Yarın kendime gelir mi yani? Ben kendimi zaten de... herhalde bu pozisyona düşmemek için bir frene basıyorsun evet, arada yani. Evet Öykü, ben şu an kendimi göstermiyorum, yansıtamıyorum yani. İçime atıyorum biraz da. Ya hep bir ön yargı, hep bir ön yargı. Narsist Murat, bilmem ne Murat. Ya bu konulardan ama yani sıkıldım durduk yere de rüyamda görüp de bu ön yargında bulunmadım Murat. Gözünü seveyim şimdi de. Tamam okey değiştin. Ben de bunun farkındayım. Zaten seninle şu an bu konumda olmamızın en büyük etkeni senin değişiminde. Ama benim o senin... Yani sen bana şu an karşımda benimle yemekte konuşan adam yok. Nasıl yani? Yemekte gayet ben seni... Bana diyordu ki sen de benim gibisin. Evet. Yani ben anladım seni. Hatta tanıma yoluyla ilgili ilk günlerde kullandığım o cümlelerden dolayı pişman oldum. Düşününce sana hak verdim. Öyle bir isme gerek yok, bir tanıma gerek yok. Salalım evet. Zaten olacaksa oluruz, olmazsa olmayız. Bu cümleleri kuruyordun bana. Bu cümleleri kurdun da sen az önce diyorsun ki işte Murat'a karşı hala bir güven problemi yaşıyorsun. Narsist bir adam. Ben sana yemekte de dedim bunu Murat. Tamam, sen ama yemekte bu konusu geçmedi. Bu nasıl demedim? Dedim ya yemekte. Olabiliriz de. Gibi algılıyor. Yani öyle misin yoksa hiçbir şekilde aşılmayacak bir duvar yani ben bu ilişki yiyeyim. Olmayacak mı de. Netlik istiyor Murat artık. Ya şu an bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Sen olsan ne için eleştiriyorsun? Net olmayış. Çok güzel bir yerden geldi. Ben de şimdi onu diyecektim Öykü Hanım zaten. Çok güzel bir yerden geldi. Error veriyorum şu an. Ne için eleştiriyorsun? Şey net olmadığı için. Yani bu süre sizde daha da uzun. Öykü abi mesela iki gün öncesi, dün akşam özür dilerim. Dün akşam onun en geç iki gün öncesi. Beni aradı. Dilara ile beraber dışarıdaydı. Normal sohbet ettik. Ne istiyorsun Murat dedi bana. Yemekte de bunu konuştuk. Benim ne istediğim zaten belli. Evet yani ben, burada net olan sensin zaten. Hani asıl sen ne istiyorsun? Hani inanmak istiyorsan ben zaten şu an yanlış yaptığım bir şey yok. Güvenmek istiyorsan ben zaten bu güveni veriyorum da bence zaten. Ben gerçekten çok değiştim Öykü Hanım.
Mesela diyor ki yeni bir aday gelse diye bir konu oldu mesela öyle bir sohbet ederken. Hani bir gelse senin için gelse dedi. O tavırlarını mesela merak ediyorum dedi. Ben bunu düşünmüyorum ki bile. Yeni bir aday gelse benim için bilmem. Ben yokum yani oralarda yokum. Yani ayrıca Murat'a bir aday gelse sen varken, bu kadar dominant bir kadın varken acaba söyleyebilecek mi? Murat'a geldim diyebilecek mi yani? Der bence. Ya o zaman mı değeri bileceğiz yani? Benim o zaman mı şey yapacak yani böyle hal hareket yani öyleymiş. Yani benim böyle ilgim alakam ya da evet arkadaşlar söyle Murat aşık Yeliz'e diye mi hani böyle biraz da ne olur kadınlarda kendimi geri mi çekmem lazım? Hani geri çektim aslında geri çekmemin sebebi de hani o gelsin gitsin vesaire olayı değil. Yeliz sırf benimle alakalı bir problem yaşamadı. Hani kendisi bu değildi. Belki özel sorunlardan kaynaklı adapte olamadı. Kendisine bıraktım yani ben. Yani sonradan sanki vah tüh diyecekmişsin gibi geliyor bana da o yüzden bu kadar soruyorum. Yoksa siz bilirsiniz yani sizin ilişkiniz. Ya keşke onun da yeni bir aday gelse Yeliz'e özellikle. Hani ben görsem o pozisyonu çok etkilendiğini de görsem. Hani kafamda komple de bitirsem ben şu anki bulunduğum pozisyondan çok daha sen mutsuzum. Sen de arada kaldın. Ben evet. Eski Murat'ken daha mutluydum mesela yani. Evet. Ya yoğunum, dokunmak istiyorum, sohbet muhabbet etmek istiyorum, sarılmak istiyorum. Yani daha günaydın'da böyle dirsek çıkarıyorsun. Ne var ya falan diye azarlamaya başlıyorsun. Ama o benim bugünkü gerginliğimin sebebini biliyordu. Ama tamam, ben de çok öyle. Gerginim. Sen de beni biliyorsun. Sen ama. De gergin. Seni anlıyorum. İzin mi verelim birbirimize? Hani hiç konuşmayalım. Ne yapalım? Sen de biraz bana yardımcı ol yani. Farkındaysan bak ben sana ne dedim bugün işte resim olayında. Sen de çok strese girme işte o kıyafetlerine bilmem ne başka zaman çekiliriz dedim. Sen de biraz bana yön göster mesela. Yardımcı ol şu çocuğa biraz ya. Ha ben ya toparlanmayacak bir durum yok yani. Ortada bir olayımız yok. Peki ya hani şöyle yap böyle yap bana böyle gel hani Aynur'la Berke için mi yapmıştık hatırlamıyorum. Ben Görkem için yapmıştık. Yapalım mı öyle bir şey ister misiniz? Aynur'la Görkem'in yaptığını mı? Evet. Yani bence sana ne yapmasını istiyorsa onu söylesin. Bence öyle bir şeye gerek yok. Niye? Çünkü o bana nasıl gelmesi gerektiğini biliyor. O yüzden zaten beni etkiledi. Sen de suistimal ediyorsun o zaman. Böyle mi diyelim? Yani suistimal etmek değil de sen istemiyorum. Sen evet. Ne? Benim kafam çok karışık ya. Yeliz gerçekten yani. Çok Murat karışık. Ben bu belirsiz. Ya hayatımda her konuda net olan ben bu konuda net olamıyorum. Şimdi önce